6. bölümde Michael soygun için bütün hazırlıkları tamamlayıp ekibiyle ilk vurgunu başarılı bir şekilde gerçekleştirmişti. Seçtiğiniz adamların görevin repliklerine kadar etki edeceğini tahmin etmemiştim. Mesela sürücüyü daha az yetenekli seçerseniz tünelden kaçmak için uygun bir motor seçmeyip sizi yanlış yönlendiriyormuş. Hacker'ı daha uzman seçerseniz sizi alarm çalmadan önce daha fazla zaman kazandırıyormuş ki ben zaten iki tane vitrini vakit yetmediği için çalamadım. 4.2 milyon dolarlık vurgunla Martin'in borcu ödenmiş, ekip kutlama yaparken içeriye dev girerek bu eylemin sonuçları olacağına dair ipucu vermişti. Trevor da şans eseri haberleri takip ettiğinden Michael'ın klasik soygun repliğini duyduktan sonra arkadaşının aslında ölmediğini anlayarak Wade'e onu bulmasını söyledi. Los Santos'a yolculuk edeceğinden buradaki işleri düzene sokmak isteyen Trevor, bir anlık öfkeyle Johnny'yi öldürerek Los çetesini karşısına almıştı. Uyuşturucu işinde tekelleşmek istediğinden bununla da kalmayıp üreticilerden birinin karavanını göle yuvarladı. 7. bölüm tamamen Trevor üzerine olacak. Yerel bara gittiğinde buradan banlanmış olan karakterimiz e bu ikisi kavga ediyor onları neden atmıyorsun diye sorduğunda kazanan kişinin kovulacağını öğrenip adama yardım ediyor. Fakat bu kişi mekanın sahibinin kocası olduğu için banlanmıyor haliyle. Bu arada Trevor'ın yasaklanma sebebi barda birini öldürmesiymiş. Neyse en azından kocanı kurtardım ver bakalım bir içki diyerek bu yasan şimdilik kaldırıyor. İçeriye takım elbisesiyle iş yapmaya hazır ve profesyonel biri gibi görünen Bay Cheng'in tercümanı giriyor. Bay Cheng'in kendisi ise İngilizce bilse bile iletişim kuramayacak kadar kafası uçmuş bir halde. <laughs> Trevor bu durumdan hoşnut olmayarak ben yokum gidiyorum dese de tercüman bizi durduruyor ve biz Trevor Phillips işletmelerinin çok ciddi olduğunu biliyoruz. Seninle ortak olursan iyi para yaparsın diyerek aklımızı çeliyor. Trevor'ın ne sattığını zaten söylemeye gerek yok. Yolda şefi arayarak biz mutfağa görmeye geliyoruz dediğinde bir problemle karşılaşıyoruz. Geçen bölümde ortadan kaldırdığımız Aztekaların üreticisi Ortega'yı öğrenmişler ve mekanımızı basmaya geliyorlar. Trevor bu müşterileri elinden kaçırmak istemediği için adamları buzluğa koyuyor ve sal aldırı tüfeklerine sarılarak işletmesini korumaya çalışıyor. Özel yeteneğimiz sağ olsun karşınıza çok fazla adam çıksa bile hiçbiri sizi zorlamıyor. Mekanın önünden, arkasından, sağından, solundan dalgalar halinden gelen onlarca adamı gözünü kırpmadan öldüren Trevor, Bay Cheng'e döndüğünde yüzündeki ifadeden anlıyoruz ki bu anlaşmaya sıcak bakmayacaklar. Yan görevlerde tanıştığımız insanlar gerçekten sıradan tipler değil ve geçen bölümde hiç yan görev yapmamıştım. Trevor'ın da bu insanlardan aşağı kalır bir yanı olmadığı için yan görevlerinin daha eğlenceli olduğunu düşünerek buraya geldim. Şimdi akşam vakti arkadaşınızla soğuk bira içerken keyifli keyifli sohbet ettiğinizi düşünün. Ardından Trevor gibi üstü başı kan içinde bir adam gelip size ver bakayım şundan diyordum dilim damağım kurudu diyor. <gülüyor> <gülüyor> bu sahneyi ilk gördüğümde kahkaha atmıştım. Ne lan bu pe böyle diye Trevor adamın üstüne yürüdüğünde vallahi bir şey değil abi tarzında geri adım atsalar da bizimki sınırları iyice zorluyor. Bana hiç öyle gelmedi onda kesin bir anlam vardı diye ortam kızışmaya başladığında artık silahlar konuşuyor. Bu bir rampage görevi oyun size 25 tane ***'lik öldür deyip 2 dakika zaman verince ben de zannediyorum ki bu süreç içinde 25 tane adam öldürmek gerek. Bu yüzden hiç özel yetenek kullanmadım. Fakat sayı 25'i geçtiğinde görev bitmedi. Meğerse hem 2 dakika hayatta kalmanız hem de en az 25 ***'lik öldürmeniz gerekiyormuş. Birebir çeviriyle kırmızı ense, yanık ense olan bu tabir aslında Amerika'nın kırsal kesiminde yaşayan eğitimsiz beyazları tanımlamak için kullanılıyor. Kelimeyi sansürlememin sebebi ise YouTube'un artık bu tarz kelimelere çok takılıyor olması. Mesela siyahi dostlarımız için kullanılan hepimizin bildiği bir aşağılama kelimesi vardır. İkinci bölümde karakterler birbirlerine böyle hitap ettiği için video uyarı aldı. Yani dikkatli olmakta fayda var. Bir dakika içinde tam 60 tane kırmızı ense öldüren Trevor görevi tamamlıyor. İkinci yan görevde ise laptop başında oturan şişman bir kadın görüyoruz. Gerçi şişman olmasının görevle bir alakası yok da öylesine söyledim işte. Bu görevin orijinal adı Bail Bond diye geçiyor ve sizi doğrudan bir yere yönlendirmiyor. Uzun soluklu bir yan görev bu. Bu kadın size kefaletle çıkan kanun kaçaklarının son bulunduğu konumu göstererek onları ölü ya da diri yakalamanızı istiyor. Bu kavrama ilk defa şahit olduğum için şundan emin değilim. Bu yakalayacağımız kişiler düz bir kanun kaçağı mı yoksa kefaletle serbest kaldığı halde bizim yakaladığımız tip? Detaylı bilginiz varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Tabii oyun size açık bir şekilde ''Aha adam burada, hadi git hallet.'' demiyor. Detaylar e-posta ile geliyor ve haritanın sadece bir fotoğrafı var. Yani internetten bakmanız gerekebilir. Oldukça verimli bir gün geçiren Trevor, çölün karanlığında günü sonlandırmak için evine gittiğinde maalesef üzücü bir sahneyle karşılaşıyor. Biz Los çetesindeki herkesi öldürmemişiz ve Johnny'nin ölümünden sonra evimize gelip her yeri dağıtmışlar. Zaten eski hali de çok temiz olmayan evimizi artık iyice bok götürüyor. Bu zarar gören eşyalar arasında bir tane heykel var ki Trevor en çok bunu öfkeleniyor. Bu heykel var ya Johnny'nin herhangi ...birine ifade ettiği anlamdan daha çok şey ifade ediyor bana diyor. O sırada içeri Wade giriyor ve Trevor'ı bulamadım mı lan hala şu Michael Townley diye öfkesini ondan çıkartıyor. Bu iki arkadaş, daha doğrusu bunlara arkadaş değil de yancı diyelim, Trevor'dan çok korkuyorlar. E sizin de çevrenizde böyle bir adam olsa haklı olarak siz de korkarsınız. Wade. <laughs> bu olayın intikamını almak üzere ATV'sini atlayıp silahçıya giden Trevor gelişmiş dürbün ve susturucu aparatıyla bir keskin nişancı tüfeği satın alıyor. Bu arada şu kaplama silahın kendisinden daha pahalı. Motorculara kaçak silah taşıyan iki tane uçak gelecekmiş ve biz de doğru anda bunları el koyacağız. Böylece su kulesinde bir gün boyunca bekleyen Trevor önden Ron'u gönderiyor ve kendisini dürbünle seyretmeye başlıyor. Bu oyunlarda çok sevdiğim bir görev tarzıdır. Karakter size gözcülük yapar. Bak ileride birisi var indir onu, devriye aracı geziyor, ışıkları vur ki cesedi görmesin tarzında direktiflerle mekandaki adam sayısını uzaktan biraz da olsa azaltıyoruz. Ama bu helikopterin düşmesi gizlilik elementini ortadan kaldırıyor. İlk uçağı ron alırken biz de kanadından diğer adamları temizleyip ikinci uçağa doğru koşuyoruz. Bu arada pek bir işe yaramaz görünen ron'un uçak kullanabilmesine şaşırdım. Yalan yok. Nasıl ki Batman Arkham Asylum'da 3 tane köprünün altından süzülerek geç diye bir başarım varsa, GTA 5'te de 50 tane köprünün altından uç diye abartılı bir başarım var. Silahları alıcılara teslim etme işi bittikten sonra Trevor Ron'la bir yarış yapıyor ve eğer beni yenersen seni döverim tarzında bir cümle kuruyor. Burada yenmek kelimesinin İngilizce karşılığı beat ama çeviride beni yenersen değil bana çarparsan şeklinde yazılmış. Hani basit hatalar beni soğutuyor demiştim ya. Tamam güzel olduğu yerler de var çevirinin ama bu bir matematik profesörünün karmaşık denklemler çözebilip 2 artı 2 eşittir 5 demesine benziyor. Neyse bu yarışı kazandıktan sonra uçağı hangara park ediyoruz ve yaptığımız teslimattan aldığımız parayı nasıl paylaşacağımızı konuşuyoruz. Tabi bunun adil bir %50 %50 olacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Trevor benim heykelle duygusal bağım vardı sen kalp acımı dindirmek için kendi payından vazgeçersin Dimiron diyerek çakallık yapıyor. İşte yancılara verdiği değeri siz düşünün. Bir anda ekip kurup adil bir şekilde parayı paylaştıran Michael var. Bir yanda işin yarısına ortak olsa dahi payına el koyan Trevor var. Now go. I need to Böylece artık mülk satın alabiliyorsunuz. Bunlar size haftalık gelir sağlıyor ve bunu arttırmak için yönetim görevlerini yapabilirsiniz. Bir de bazı yerler var ki sadece belli karakterler tarafından satın alınıyor. Mesela burayı sadece Franklin satın alabilir. Az önceki satıştan elde ettiği gelirle birlikte toplam 170 bin doları olan Trevor, 150 bin dolara bu hangarı satın alıyor. Böylece karşılığında para alacağınız paket teslimat görevlerini yapabiliyorsunuz. Karadan yaptıklarınız için 5 bin, Havadan yaptıklarınız için 7000 dolar. Bu gördüğünüz araçsa çölün koşullarına uygun üretildiği için acayip hızlı ve seri manevralar yapabiliyor. Yani bunu kullanarak yapacağınız görevlerde pek zorlanmayacağınızı söyleyebilirim. Bir tane de hava teslimatı yapayım dedim ama tüm denemelerimde ölünce videoya boşuna zaman kaybettirmesin diye vazgeçtim. Operasyonu gösterdikten sonra detayları konuşmak için Bay Cheng ve tercümanın yanına giden Trevor, biz farklı bir yoldan gitmek istiyoruz. Diğer fırsatları keşfetmek, daha büyük bir iş yapmak istiyoruz cevabını alınca adeta yıkılıyor. ''Bakın ben çocukluğumdan beri uluslararası uyuşturucu ve silah satıcısı olmak istedim, yalvarırım size.'' dese de bu olay öyle hitabet ve ikna ile çözülebilecek bir durum değil. O yüzden Trevor en iyi bildiği şiddet diliyle konuşmaya başlıyor. Ve öğreniyoruz ki adamlar 10 yıl kardeşlerle anlaşmış. Geçen bölümde demiştim ya bölgede 3 tane üretici var diye. Onlardan birisi de bu kardeşler işte. Bunu duyan Trevor Los Çetesini ortadan kaldırdığı gibi 10 yıl kardeşleri de devre dışı bırakmak üzere çiftliklerine gidiyor. Ayrıca kendilerinden de bir telefon çağrısı alıyoruz. And When I'm done. Beyler Trevor geliyor, laboratuvara savunun deseler de size bu adamların kelimenin tam anlamıyla salak olduğunu söyleyebilirim. Yanında arkadaşı vurulur kaçmaz, etrafa aval aval bakarlar, bu da yetmezmiş gibi patlayıcı malzemelerin olduğu laboratuvarda benzin gibi yanıcı bir madde bulundururlar. İçerideki adamları da halledip laboratuvara indiğinde bu benzin bidonunu gören Trevor'ın aklına parlak bir fikir geliyor. Yol boyunca dışarı doğru giden bir benzin çizgisi oluşturuyorsunuz. Bu mekaniği ilk olarak Postal 2'de görmüştüm. 2003 yılında çıkan bu oyunda benzini ne şekilde dökerseniz yaktığınızda da o şekilde yanıyordu. Laboratuvardan dışarıya kadar uzanan benzin hattını ateş eden Trevor, Hollywood filmlerindeki patlamaları aratmayacak şekilde mekanı havaya uçuruyor. Orada bulunan ATV ile de uzaklaştığınızda görev tamam. Yanılmıyorsam bu çölde artık bizden başka hiçbir üretici kalmadı. İşte annem bu yüzden motor sürme fikrine sıcak bakmıyor. Bir yan görevle bölümü sonlandıralım. Elinde keskin nişancı tüfeğiyle avcılık yaptığını iddia eden bu kardeşimiz sezon mezon dinlemeden aklınıza gelebilecek her türlü şeyi avlıyor. Hatta bu avlardan birine Trevor'ı da dahil ediyor. İlk aşamada bizden üç tane uydu çanağı vurmamızı isteyen Claytus, daha iyi bir fikrim var diyerek bizi başka bir yere götürüyor. Aslında kendisi bunlarla uğraşmak yerine hayvan avlıyormuş. Çünkü hipsterlar bu organik et saçmalıklarına cebindeki her bir kuruşu verirmiş. Ben demiyorum, kendisi söylüyor. İkinci aşamada ise hareket halinde olan araçların tekerlerine vurmamızı söylüyor. Bu kadar cansız varlık yeter hiç yüzü olan, daha doğrusu yüzü ve dört ayağı olan bir şey vurdun mu diye sorarak üç tane çakal vurmamızı istiyor. Performansımızdan memnun kalmış olacak ki görev bitiminde bir ara sana geyik avlamayı da göstereyim diye bir teklif yapıyor. Ve böylece bir bölümün daha sonuna geldik. Bakalım sonraki bölümde Trevor, Michael'ı bulmayı başaracak mı? Videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Her bir yorumunuzu okuyor, Sorularınıza cevap veriyor ve mantıklı bir tavsiye ise dikkate alıyorum. Maddi destek olmak isterseniz katıl kısmına göz atabilirsiniz. Ha benim param yok, izler geçerim derseniz videolarımı sosyal medyada paylaşarak da destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.